Denetimler aralıksız devam ederken sahte içkiden ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Sakarya'da son 10 gün içinde rahatsızlanan 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üçü de yoğun bakım ünitesinde metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi görüyordu. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Antalya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışan Ahmet Gençler de evinde ölü bulundu. İncelemelerde sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Gaziantep'ten de ölüm haberi geldi. 38 yaşındaki Hatice Mutlu sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de ise 50 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 30 ton sahte içki ele geçirildi. Türkiye'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 70'i geçti.